Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye sert HDP eleştirisi geldi. Yazısında kaleme aldıkları söylemek için 3 gün beklediğini dile getiren Altaylı, Batı'da HDP'yi terörist ilan edip Doğu'da kol kola gezmek açıkça vatandaşı kandırmak demek dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında AK Parti'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı politikaları olduğu görüşünü dile getirdi. Bunu söylemeden önce 3 gün bekledim, 3 günün sonunda emin oldum ve yazıyorum diyen Altaylı, İktidar partisinin başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini HDP üzerinden terörle işbirliği yapmakla suçladığını da hatırlattı. Fatih Altaylı'nın Doğu'da dost, Batı'da düşman başlık yazısı şu şekilde. Zannederim iktidarın büyük ortağı olan partinin Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı politikaları var. Bunu söylemeden önce 3 gün bekledim. 3 günün sonunda emin oldum ve yazıyorum. Biliyorsunuz ki AK Parti Millet İttifakı'nı ittifaka dahil olmayan HDP ile işbirliği içinde olmakla ve özellikle de İstanbul seçimlerinde ortak hareket etmekle suçluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu işbirliğinin süreceğini ima ediyor ve Millet İttifakı'nı ve özellikle de CHP'yi HDP üzerinden terörle işbirliği yapmakla suçluyor. Ancak gördüğüm kadarıyla bu AK Parti'nin Batı ve Orta Anadolu'da uyguladığı politika. Doğu'da ise aynı AK Parti bambaşka bir politika ile ilerliyor. Batı ve Orta Anadolu'da düşman ilan ettiği HDP ile Doğu'da el ele kol kola yürüyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Bismillah. Geçenlerde Bismillah'de HDP'nin bir açılıştaki fotoğrafları kamuoyuna yansıdı. Bu açılışı kim yaptı biliyor musunuz? AK Parti Bismillah ilçe başkanı Veysel Yağmur. Şaka yapmıyorum. Her yerde yazıldı zaten. Şakalık tarafı yok. Açılışta AK Partili ilçe başkanı başkonu. Mahsur var mı? Bence yok. Keşke tüm partiler birbirlerine karşı bu kadar nazik olsa var. Mahsur var mı? Bence var. Batı'da HDP'yi terörist ilan edip Doğu'da kol kola gezmek açıkça vatandaşı kandırmak demek. Peki niye 3 gün bekleyip 4. gün yazdım? Hani belki ilçe başkanı bunu kafasına göre yapmıştır ve parti hemen kendisini disipline verir diye. Vermediklerine ve ses çıkarmadıklarına göre politika bu. Sanki eyalet sistemine geçilmiş gibi. Allah kabul etsin şeklinde bir yazı yazdım.